Sanat dünyasının usta ismi Kenan Işık'a veda günüydü bugün. Bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aileyi siyasiler de yalnız bırakmadı ve duygusal anların yaşandığı törende Kenan Işık'ın komada olduğu süreçte dünyaya gelen torunu 9 yaşındaki Duk, dedesinin fotoğrafını bir an olsun elinden düşürmedi. Hepimiz üzgünüz, çabaladık ama ne yazık ki kaybettik. Dedesini hiç tanımadı. O komadayken dünyaya geldi ama son yolculuğunda en önde saf tuttu. Dedesinin fotoğrafını elinden bir an bırakmadı. Sanat dünyasının usta ismi Kenan Işık bu görüntülerle uğurlandı. Allahu Ekber. Hangi kul abisini kaybedip de ne hissederse, ne duyuyorsa ben de onu hissediyorum. Kolay değil. Kolay değil. Öyle bir kardeşin abisi olmak benim için büyük bir onur. Yazdığı, yönettiği oyunlarla, dizilerle, sunduğu yarışma programıyla milyonların gönlüne taht kurmuştu Kenan Işık. Son yolculuğuna da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sevenleri tarafından uğurlanıyor. İnsanla ışık tutan bir sanatçınız daha var mı? Biriniz bana gösterin, söyleyin ya. O nedenle Türkiye'nin başı sağ olsun. 2014 yılının Mart ayında spor salonunda düşerek beyin kanaması geçirmişti Kenan Işık. 10 yıllık mücadeleyi kaybetti. Vefatı sevenlerini yasa boğdu. Çok üzgünüz. Türk tiyatrosu çok önemli bir değerini kaybetti. Sözle ifade edilemeyecek duygular içindeyiz. Kaybettik. Elimizden geleni yaptık. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik. Ama buraya kadarmış. Ünlü oyuncunun cenaze törenine sevenlerinin yanı sıra siyasiler de katıldı. Çok üzgünüm. Çok teşekkür ederim. Işık'ın hastalık sürecinde 10 yıl boyunca yanından ayrılmayan yardımcısı Fuat Torlak cenaze töreninde de tabutunun başındaydı. Büyük ustanın cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Sanatseverlerin gönlüne taht kuran Işık, ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'le de çok sevilmişti. Programı kapattığı cümlesi ise hafızalara kazındı. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Son kararlarınız hep mutluluk versin. Teşekkür ederim.